itibaren. Bakalım bir kişi daha. Evet, gelenleri hala alıyorum. Bu kadar bekleme yeterli herhalde gençler. Başlayalım. Şimdi gençler, staj hareketliliğimden bahsetmek istiyorum. Ekranı görüyorsunuz ilk önce. Hala gelenler oluyor toplantıya. Onları da alalım. Neyse, ben sunum arasında gelenleri yine kabul edeceğim. Artık yapacak bir şey yok. Başlıyoruz. Evet gençler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 2020 projesi için hareketlilik ilanına çıkmış bulunuyoruz. Hem öğrenim hem staj. Daha önce webinar kaydı paylaştım ama hala sorular geliyordu. Tekrar bir webinar yapıp sizin sorularınızı canlı canlı bu şekilde paylaşmak istedim. Sorularınıza yanıt vermek istedim. Staj hareketliliği deyince gençler aklımıza ne geliyor? İlk önce faaliyet, yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletme veya organizasyonda staj yapmasıdır. Bunun için şartlar nedir? İlk şartımız, ilanımızın da ilk maddesi, üniversitemize kayıtlı, aktif, tam zamanlı kayıtlı ve en az bir ders dönemini tamamlayan tüm örgün öğretim öğrencileri hareketlilikten faydalanabilir. Hangisi hariç? Hazırlık programları hariç, bilimsel hazırlık programları ve diğer hazırlık programlarına kayıtlı öğrenciler maalesef staj hareketliliğinden yararlanamıyor. Normalde not ortalaması için bir dönem oluşmuş olması gerekiyor ama şu an iki dönemde tamamladığınız için başvuramayacak öğrencimiz kayıtlı olarak yok. Sadece aktif kayıtlı olmayan öğrenciler katılamaz. Yani kaydını donduran öğrenci diyoruz biz buna. Kaydını donduran öğrenciler şu an için hareketliliğe başvuramıyor. Onun haricinde tüm sınıflar başvurabilir. Şimdi Erasmus programına göre staj yapma süresi 2 ile 12 ay arasında değişmektedir. Ancak biz daha çok öğrencinin yararlanması için 2 aylık hibe verilmesini uygun buluyoruz. Ki o zaman daha çok öğrenci gidebilsin diye. Zaten en az süreyi de 2 ay genellikle. Ancak belirlenen staj süresinden sonraki süre hibesiz uzatılabilir. Böyle bir durum da var. İsterseniz hibesiz olarak da uzatabilirsiniz. Yani 3 ay, 4 ay da yapabilirsiniz bu şekilde. Stajda bu çok önemli. Hala bununla ilgili soru alıyorum. Çünkü daha önce de belirtmiştim. Stajda ikili anlaşma şartı yoktur. Staj yapma, öğrenci staj yeri bulma öğrencinin sorumluluğundadır diye bunları size aktarmıştım daha önce. Ama hala diyorlar işte çocuklar, hocam üniversitemizin anlaşması var mı vesaire. Anlaşma öğrenim hareketliliği için geçerli. Staj hareketliliği için staj yeri bulmak tamamen öğrencinin sorumluluğundadır gençler. Siz kabul mektubu alıyorsunuz zaten, o şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. Bunu bir netleştirelim ilk önce. Sonra şimdi mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj var. Bunun için ön şart gençler, mezun olmadan önce öğrencinin başvurması gerekiyor. Başvurusunu yapmış olması gerekiyor. Şu an normalde 12 ay içerisinde stajını tamamlamış olması gerekiyor ama Covid'den dolayı 6 ay uzatma daha verdi Ulusal Ajans. Yani 18 ay içerisinde stajını tamamlaması gerekiyor. Son sınıf öğrencileri mezuniyetinden önce başvurması halinde. Ancak projenin bitiş süresini geçemez. Bizim projemiz 31 Mayıs 2022'de bitiyorsa 18 ay oldu hocam, Haziran'da sarkıyor benim şeyim, stajım olamaz. 31 Mayıs 2022 tarihinde bunu tamamlaması gerekiyor. Ancak bu projenin uzatılma durumu da olur. Eğer uzatılma durumu olursa ben bunu ayrıyeten web sitemizde yine duyuracağım. Bir yıl uzatıldı vesaire olabilir Covid'den dolayı. Onunla ilgili ekstra bir bilgilendirme vereceğim size.
Az önce de söylediğim gibi kayıt donduran öğrencilerimiz hareketlilikten yararlanamıyor ve hareketliliğin 2 aydan az olması durumunda hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz ve ödenen hibede iade istenir gençler. Devam ediyoruz. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde, yani lisans eğitimini tamamlayıp yüksek lisans eğitimine başladığında tekrardan bir 12 ay hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün oluyor. Şimdi staj ve öğrenim hareketliliği dair tabii ki öğrencilerimiz ikisine de başvurabilir ama ikisinin de toplam süresi 12 aydır. Lisans döneminde, ön lisans dönemi de geçer. Şimdi birinci kademe deyince işin içinde ön lisans ve lisans giriyor bu arada. Birinci kademe öğrencileri 12 ayı tamamladı. Yüksek lisansa geçtiler, bir 12 ay daha tamamlıyorlar. Doktoraya geçtiler, o zaman bir 12 ay daha hakları oluyor. Yani toplamda 3 kademe için 36 ay diyebilirim. Ön lisans ve lisans için 12 ay, yüksek lisans için de tekrar 12 ay. Her kademe için 12 ay gençler. Ama işte iki kademenin birleşik olduğu programlarla, iki kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı yüksek öğretim programlarının toplam faaliyet süresi en fazla 24 aydır. Ne gibi? Tabii ki tıp eğitimi gibi. Onlarınki farklı olabiliyor. Çünkü birinci ve ikinci kademe aynı, yani bütünleşik doktora gibi ya da iki kademe tek bir kademe içinde okutuluyor. Yani hem lisans hem yüksek lisans olarak düşünebilirsiniz tıp eğitimini. O yüzden onlar farklı oluyorlar. Şimdi bakalım eczacılık, tıp veya diş hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam edilen kişiler ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar. Yine ilk maddemiz kayıtlı öğrenci olmak zorundadırlar. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirilmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. Söylediğim gibi, hocam ben hibesiz gitmek istiyorum, seçilmeyeyim gibi bir durum yok. Mutlaka seçim sürecine dahil olmanız gerekiyor. Bu arada doktora öğrenciler için 2021 projesi için yeni avantajlar geliyor doktora öğrencileri için. Bazı şartlar değişebiliyor ve onlar için özel programlar var. 2021 projesinden onlara da değineceğim. Şimdi bakalım şartlarımıza. Not ortalamamız ön lisans ve lisans yani birinci kademe için 2.20, yüksek lisans ve doktora için 2.50 olması gerekiyor başvurabilmeniz için. Ve ne yapıyoruz? Ağırlıklı ders ortalamasının %50'sini, yabancı dil bilgisinde %50'sini alarak ben sonuçlarınızı, sınav puanlarınızı oluşturuyorum. Tabii bu yabancı dil bilgisi derken AKÜ'nün yaptığı sınavlar var. Bir de normal ÖSYM'nin eşdeğerliği kabul ettiği sınavlar var. İkisi de kabul ediyoruz. AKÜ'nün yaptığı sınavlar ücretsizdir gençler. Onun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Yazılı ve sözlü olarak yapılıyor AKÜ'nün yaptığı sınavlar. Yazılı sınav %75, sözlü sınavında %25'ini alıyoruz. Ancak yazılı sınavdan 50 alamayan sözlüye giremiyor. 50 almanız gerekiyor bunun için. Bunun için elenen öğrencilerimiz de oluyor. Yazılı sınavına girip sözlüye giremeyen öğrencilerimiz de oluyor. Ama çok zor bir sınav değil. İntermedi seviyede kendinizi ifade edebilmeniz yeterli diye düşünüyorum. Yazılı sınavda genellikle test ve paragraf ya da essay yani makale yazmanız gerekiyor ama basit konularda. Mesela COVID ile ilgili bir şey sorulmuş zannedersem en son sorulan makalelerden birisi, essaylerden birisi. Sözlü sınavda da genelde kendinizi biraz ifade edebilme yeteneği. Öyle çok üstün aman aman bir şey değil yani cümle kurmanızı beklemiyorlar sizden ama en azından bir derdinizi anlatabilmelisiniz. Puanlamada önemli hususlar var. Engelli öğrencilere artı 10 puan ilave ediyoruz. Şehit ve gazi çocuklarına artı 15 puan. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere de artı 10 puan ilave ediyoruz gençler. Daha önce yararlanma durumu olmuşsa hibeli ya da hibesiz onlardan eksi 10 puan kırıyoruz. Vatandaşı olunan ülkede
hareketliliğe katılma da eksi 10 puan. Bu işte ülkemizde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler için daha çok geçerli bir durum. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumu tarafından hareketlilikle ilgili düzenlenen toplantılara, eğitimlere mazeretsiz katılmama eksi 5 puan. Mesela ben oryantasyon eğitimi yaptım geçen günlerde. Tüm seçilen öğrenciler katıldı, yedek ya da asil. Eğer buna mazeretsiz bir şekilde katılmama olursa bunlardan eksi 5 puan alıyoruz. Çünkü yoklamaya alıyoruz. Aynı anda iki hareketliliğe başvuru durumunda, yani ben şimdiden öğrenimi hem staja çıktım. İki hareketliliğe aynı anda başvuru durumunda eksi 10 puan kırılıyor. Ancak hangisinden, hangi hareketlilik türünden puan kırılacağı öğrencinin tercihine bırakılıyor. Çift ana dalda öğrenim gören öğrencilerimiz var. Çift ana dalda öğrenim gören öğrencinin her iki dalda faaliyete başvurusu durumunda eksi 10 puan oluyor. Ancak 2021 projesinde zannedersem bu şart değişiyor. Çift ana dal, yani ikisinden birden aynı anda hareketliğe başvurmak mümkün olmayacak gibi görünüyor. Ama kılavuz henüz yayınlanamadığı için net bir şey söyleyemiyorum. Şuraya bakalım. Seçim takviminde belirtilen tarihlerde vazgeçme, dilekçesini vermeme durumunda eksi 10 puan uygulanıyor. Ben eğer takvimimizi incelediyseniz feragat için de bir tarih belirttim. Öğrenci seçildi ama vazgeçti. Derhal eksi 10 puan almamak için feragat dilekçesi vermek zorunda orada belirtilen tarihler içerisinde. Şu anki ilanımızda gençler, eğer şöyle baktıysanız 17-24 Haziran asil öğrencilerin başvuru işlemleri ve asil olup vazgeçen öğrencilerin feragat dilekçelerinin müdürlüğümüze teslim edilmesi 17-24 Haziran tarihleri arasında bu şekilde olacak. O zaman eksi 10 puan azaltma uygulamıyoruz. Tabii ki bir dahaki başvurunuzda. Ve Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yapılan yabancı sınavlara mazeretsiz katılmama. Bu da eksi 5 puan ve bunu yapan çok öğrencimiz var. Hepsini tek tek tespit ediyoruz, dosyalıyoruz. Ve bir dahaki başvurularında da eksi 5 puanımızı kırıyoruz gençler. Tüm öğrenciler aynı tür değerlendirmeye tabi olacaklardır. Herkes eşittir. Kimsenin birbirinden bir üstünlüğü yoktur. İsteyen öğrenciler asıl seçildikleri takdirde hibe almadan da faaliyetten yararlanabilirler. Şimdi puanlamada önemli hususlar var. Tabii ki biliyorsunuz bu puanlamayı biz Yükseköğretim Kurumu'nun sözleşmel kitabına göre hazırlıyoruz. Bu da Ulusal Ajans tarafından hazırlanıyor genelde. Ona göre hazırlıyoruz. Ona göre başarısı olan öğrencilerin faaliyet günü sayısının 130'una kadar hibelerinde kesinti yapılır diyor. Biz de şu şekilde uyguluyoruz bunu üniversitemiz olarak. Eğer öğrenci bir dönem için aldığı toplam 30 ECTS, European Credit Transfer System yani AKTS, Avrupa Kredi Transfer Sistemidir açılımı. 30 AKTS'lik derslerin en az 1/3'ünü başarmak zorundadır. Başardığı derslerin kredi toplamı 1-5 AKTS aralığında olması halinde toplam hak ettiği hibenin %10'u kesilir. Başardığı derslerin toplamı 6-10 AKTS olması halinde toplam hak ettiği hibenin %20'si hareketlilik dönüşünde kesiliyor. Eğer öğrenci hiçbir dersten geçememişse, yani %100 başarısızlık durumunda toplam hak ettiği hibenin %30'u kesiliyor gençler. Bu da kuralımız. Hala toplantıya katılanlar var zannedersem. Bir taraftan onları alalım. Geç kalmış öğrencilerimizi. Biraz bekletiyorum gençler. Onları toplantıya dahil etmeye çalışıyorum şu an. Evet. Ekranımızı görebiliyoruz değil mi şu an? Tekrar ekrana döndüm. Şimdi buraya bakalım. Bu da ulusal ajansımızın OLS'de kalmışız. Çok pardon. OLS sınavını hem gidiş öncesinde hem dönüş öncesinde alıyoruz. Eğer C2 alırsak dönüşte almamıza gerek yok.
OLS sınavından bahsedeyim. Yabancı dil sınavıdır gençler. İstediğiniz dilde alabilirsiniz bu sınavı. Bu sınavın herhangi bir dersinize ya da Erasmus'a bir etkisi yoktur. Sadece anket amaçlı zannedersem Avrupa Birliği'nde kullanılıyor. İstediğiniz dili seçme hakkınız var. Eğer C2 alırsanız bir tanesine girmeniz yeterlidir. C2 alamazsanız ikisine de girmeniz zorunludur. Bunun haricinde dil kurslarımız da var bu portal üzerinde. Mesela Almanya'ya gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben Almancamı geliştirmek istiyorum hocam, bana dil kursu tanımlar mısınız dediğiniz zaman, evet size dil kursu da tanımlıyorum, ücretsiz olarak dil kurslarına katılabilirsiniz OLS'nin. Eğer bunu doldurmazsanız ne oluyor? Bunu doldurmazsanız, şimdi biz size iki taksitte ödüyoruz hibenizde. İlk taksitimiz %70, ikinci taksitimizde siz döndükten sonra %30 olarak ödüyoruz. Bundan %5'ini kesiyoruz. Hangisinden? Bu ödeyeceğimiz ikinci taksitten, siz döndükten sonra onun %5'ini kesiyoruz. Bir de AB katılımcı anketi var. Faaliyet raporunu doldurmanız gerekiyor. Diğer projelerde %5'ti ama 2020 projesinde değişti. Eğer bunu doldurmazsanız hibenin %20 tutarında kesinti yapılıyor gençler. Gelen öğrenciler oluyor hala. Yine. Hak ettiğiniz hibenin %20 tutarında kesinti yapılıyor. Yani bunları doldurmanız hem AB anketini hem OLS sınavlarını zorunlu gençler. Ama bir etkisi yok size. O yüzden panikleyecek bir durum yok. Hangi sınavlar geçerli? Onlara da bakacağız. Ölçütümüz budur. Şöyle genel bir taslağı, çok detayları da yazıyor ama taslak olarak bu şekilde. Hani ben artı puanı, eksi puanı neye göre veriyorum vesaire. İşte buradaki tabloya göre veriyorum. Ulusal Ajans'ın bize gönderdiği yüksek öğretim kurumları için el kitabında oluşan ölçütlere göre bunları hazırlıyoruz. Yabancı dil sınavımız gençler. Biz karar aldık ve çoğu üniversitede 2 yıl geçerliyken bizim üniversitemizde girdiğiniz yabancı dil sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır. Hangisi için geçerli? AKÜ için geçerli. Diğeri için ÖSYM'nin kullandığı eşdeğerliliği baz alıyoruz ve geçerlilik süresini baz alıyoruz. O da genelde şu an için 5 yıl yapıyor zaten. AKÜ tarafından yapılan Mart 2018, Kasım 2018, Ekim 2019, Kasım 2019, Kasım 2020 ve Nisan 2021 tarihlerinde yapılan sınavlar geçerlidir. Bununla başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca 2016 yılından itibaren geçerli olan ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan ve eşdeğerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından 50 ve üzeri puanlar kabul edilmektedir başvuru için. Bu sınavları kaçırıyorsanız diğerlerine de girebilirsiniz. Tercih sizin, istediğinizi kullanabilirsiniz. Buraya bakalım, başvuru için gerekli belgeler staj hareketliliği için. Ben bunu sistemimize attım. Eğer bakarsanız müdürlüğümüzün web sitesine, Erasmus sekmesini tıkladığınız zaman orada öğrenci staj hareketliliği ve staj belgeleri olacak. Tabii ben bunları size şeyde de belirttim. İlanımızda da belirttim başvuru şartlarında. Otomasyona yükleyeceksiniz başvuru otomasyonuna bunları. Onun için önce ön kayıt olmanız gerekiyor. Nedir bu belgeler? Başvuru formu var. Öğrenci belgesi ve transkript için şu an sekme açmadım. Onu ben bizzat öğrenci işleri daire başkanlığından alıyorum. Davetiye kabul mektubu zorunlu kesinlikle. Ve daha sonra öğrenim anlaşması imzalıyoruz. Öğrenim anlaşmasından sonra vize yazısı var. Sigortanızı yaptırıyorsunuz. Staj akademik tanınma dilekçesi. Şimdi bu nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Staj akademik tanınma dilekçesi gençler. Stajımız iki türlü yapılıyor. Bir zorunlu staj diyoruz biz. Diğerine de voluntary, yani gönüllü staj diyoruz. Zorunlu staj dediğimiz stajın müfredatınızın parçası olma durumunda geçerli. Eğer stajınız müfredatınızın bir parçasıysa mutlaka AKTS verilerek, yani fakülte tarafından AKTS verilerek transkripte ve diploma ekine işlenerek tanınma yapılıyor. Eğer stajınız gönüllülük içeriyorsa ve kesinlikle müfredatınızın parçası değilse, ancak müfredatınızın parçası olmaması durumunda bile kesinlikle bölümünüzle alakalı olmalı. Bunu da hatırlatayım. Yani diş hekimliğindeki öğrenci kalkıp da farklı bir alandan
Ben gidip de tıptan yapayım diyemez. Ya da tıp öğrencisi gidip de ben hemşirelik alanında yapayım diyemez. Alanınızla ilgili olacak yaptığınız staj. Bunun tanınma dilekçesini veriyorsunuz. Eğer zorunlu, yani gönüllü bir stajsa, zorunluluk içermeyen bir stajsa, o zaman da diploma ekine işlemek suretiyle genelde üniversitemizde tanımlamalar yapılıyor. Şu an için üniversitemiz diploma eki başvurusuna da başvurdu öğrencileri daire başkanlığı. O alındığı zaman yakında başvurular sonuçlanır diye düşünüyorum. Onu aldığımız zaman diploma ekine başvurumuzda işlemesi de daha kolay olacak. Bakıyorum, bekleyen öğrencimiz şu an lobide yok. Devam ediyoruz. Gitmeden önce kabul mektubu, öğrenim anlaşması, staj tanınırlığı için fakülte, MO ya da enstitü yönetim kurulu yazısı, zorunlu staj için kaç AKTS ile tanınacaksa özellikle bunun belirtilmesi gerekiyor. Bu da bir kabul mektubu örneği. Bunu bazen bana soruyorlar maillerde, hocam kabul mektubu örneği var mı? Evet, sitemizde var. Sitemize koydum ben bunu. Staj belgelerine bakarsanız orada kabul mektubu örneği için tıklayınız kısım var. Bu şekilde. Kabul mektubunda da gördüğünüz gibi şu kısımda öğrencinin ismi, bu kısımda da tarihler yer almak zorunda. Fakülte ismi, üniversite ismi vesaire yer almak zorunda. Sizi kabul eden kuruluşun imzası, mührü, sizi kabul eden kişinin ismi, soy ismi vesaire de yer almak zorunda. Buna geçmeden önce gençler Covid'den dolayı biliyorsunuz biraz vizeler sıkıntı yaratıyor. Ben söylüyorum, özellikle diyorum ki Almanya vize konusunda sorun çıkarıyor. Şimdi bazı arkadaşlarınız konsolosluğa falan yapmışlar. Şu an için 6 aylık hareketlilik vesaire diyorlar. Yani o yüzden pek sıcak bakmıyorlar staj hareketliliğine. Belki tıp öğrenciler için biraz daha esnetilmiş planları olabiliyor. Ama Almanya konusunu çok iyi değerlendirin. Mümkünse Almanya'dan farklı ülkelere yönelin diyorum. Tavsiye ediyorum. Mesela onun haricinde İspanya ile ilgili. Evet, İspanya ile ilgili de bir durum söz konusu. Oturum izni falan istiyorlar Covid'den dolayı. Yani sizin adınıza başvuran kuruluşun başvurmasını falan istiyorlar. Lütfen bunları kabul mektubu almadan önce gideceğiniz ülkenin konsolosluğuna bir bakın. Neler istiyorlar, neler istemiyorlar, ona göre kararınızı verin. Bazılarında aracı kuruluşlar oluyor, resmi kuruluşlar. İtalya ve Almanya resmi olarak eDATA'yı kullanıyor. Diğerleri resmi olarak kullanmıyor ama o kuruluşlar kendileri yardımcı oluyorlar. Ama Almanya kesinlikle eDATA'yı kullanılıyor. Hangisi için? Schengen başvurusu için. Şimdi şu şekilde 2 aydan az olacaksa ya da 2 ay ve 2 aydan az olacaksa hareketlilik, yani Almanya'da bulunma süresi, tekrar düzeltiyorum, yanlış oldu, 3 aydan. 90 gün ve 6 için Almanya'ya giriş çıkışlar için Schengen vizesine başvuru yapmanız gerekiyor. Bu durumda da Schengen vizesine başvuru yapıyorsunuz. 90 gün ve üzeri için ulusal vizeye başvuru yapmanız gerekiyor. Schengen vizesini eData aracılığıyla yapıyorsunuz mesela. Ulusal vize için konsolosluğa gitmeniz gerekiyor gibi. Bu tarz detaylar oluyor. Bunları iyice bir araştırın. Avusturya'ya gidecek öğrencilerimiz var. İtalya'ya gidecek öğrencilerimiz var. Dürüst olun lütfen, belgelerinizi eksiksiz hazırlayın, dürüst beyanat verin, kalacak yerinizi vesaire ayarlayın. Onun için mesela confirmation of arrival'ı biz arıyoruz ama confirmation of place tarzı belgeler oluyor. Yani kalış yeri belgesi vesaire oluyor. Bu tarz belgeleri size aracı olan kurumlar temin edebilir ya da internetten siz onları bulup gönderebilirsiniz. Onlar sizin yani bu kalacak yeriniz şurada kalacaktır vesaire, rezerv edilmiştir gibi imzalayıp gönderebilirse eğer vize konusunda daha kolaylık sağlarsınız. Çünkü bu öğrenci burada kalacak mı diye konsolosluk arayıp soruyor mesela. Onun haricinde belli ülkelerin para sınırı oluyor. Biz mesela şu an için 600 euro veriyoruz birinci ve ikinci program ülkelerine ama diyorlar ki şu kadar daha para gerekiyor. Bunu nereden temin edeceksiniz? İşte sponsor isteyebiliyorlar, blok hesap isteyebiliyorlar. Çok detayı var. Lütfen bunları araştırın öncesinde. Ona göre başvurunuzu yapın diyorum. Uyarı geliyor. Hala giren öğrenciler olabiliyor.
Evet. Ben ara ara onları da kabul ediyorum. Bunları gençler çok detaylı araştıralım. Vize döneminde mağduriyet yaşamamak için. Yeşil pasaport olanlar da şuna güvenmesin. Hocam bizim yeşil pasaportumuz var, biz her yere gireriz. Şimdi bir ön vize gibi durum söz konusu yeşil pasaportlarda da. Nasıl Avrupa Birliği'nin aldığı bir karar var. Sistemin adını tam hatırlamıyorum ama konsolosluklardan öğrenmeniz gerekecek. Konsolosluklarınızın sizi yönlendirdiği sisteme bir ön kayıt yapmanız gerekecek. Sonra sınır polisiyle iletişime geçmeniz gerekecek, yeşil pasaportunuz varsa. Sınır polisiyle yazışmanız gerekecek. Eğer onlar uygundur derse, ki genelde tıp öğrenciler için uygundur diyorlar. Evet, ülkeye girmenizde bir sıkıntı olmaz gençler. İstedikleri bazı belgeler, özel şeyler olabilir ki ben de size, bizi almasanız bile Erasmus öğrencisi olduğunuza dair yazı yazıp veriyorum zaten elinize, imzalı mühürlü bir şekilde. Vize alacak olanlara da yine ayrı bir yazı yazıyorum. Vize yazısı diyoruz biz buna, visa letter diyoruz. Bunu da yine götürüyorsunuz. Ama lütfen çok iyi araştırın. Böyle hiç kabul etmeyecek ya da çok zorluk çıkaran, çok fazla prosedür olan ülkelere yönelmeyin. Sizden sadece bunu rica ediyorum. Şimdi staj hareketliliği için öğrenim anlaşması. Ben bunu size daha çok oryantasyon toplantısında anlatıyorum. Detaylı olarak anlatıyorum. Örneğini gönderiyorum. Oryantasyon toplantısında hareketliliğe seçilen ve kazanan öğrencilerle yapıyorum. Şimdi staj için öğrenim anlaşması. Yapacağınız ilk şey bu belgeyi doldurmaktır. Bu belgeyi doldurduktan sonra karşı kuruma gönderip bu belgeyi imzalamalarını isteyeceksiniz. İmzalar atıldıktan sonra evrağı bize teslim edeceksiniz. Yani özeti bu. Çok detaylı bir belge. Staj gittiğinizde de bu evrağın aslında oraya imza atıp döndükten sonra evrağı bize teslim edeceksiniz. Şimdilik bir işte taratıp gönderiyorlar. Daha sonra döndüğünüzde ıslak imzalı şeklinde biz sizden alıyoruz. Detaylı bir belge söylediğim gibi, ama ben tek tek anlatıyorum bunları, tüm detayları. Merak etmeyin. Siz yeter ki seçilin. Bu seçildikten sonraki aşamanız. Şu anki aşamanız kabul mektubu alma aşamanız. Bölümleri bu şekilde. Bu da gençler bölüm başkanlığına yazıyorsunuz işte. Akademik tanınırlık için bir dilekçe örneği. Biz de yazıyoruz. Öğrencilerden de yazmasını gitmeden önce ben de istiyorum ama biz de yazıyoruz bunu müdürlük olarak. Sigorta konusu çok önemli. Bu sigortayı bir Erasmus olarak biz istiyoruz. İki, vize başvurusunda da bu sigorta isteniyor. Ancak staj hareketliliğinde sigorta biraz farklı oluyor. Şimdi normalde yaptığınız sigortaların başında öğrenci seyahat sağlık sigortası ya da öğrenci eğitim vizesi sigortası vesaire yazabiliyor. Ama ben kapsamına bakıyorum daha çok. Kapsamında şu olmalı: sağlık sigortası olmalı, kaza sigortası olmalı ve bu sigortada belirtilmeli. Kişisel sorumluluk mutlaka olmalı. Ve bu üç sigortayı da bir arada yapan, her şirket yapmıyor, yaptığını da söylüyor. AİK, AXA ve Allianz'dan genelde öğrencilerimiz yaptırıyor. Bu sigortaları istiyoruz gençler. Bu sigortaları ulusal ajans istiyor. Vize başvurusunda da isteniyor. Bunlar sigortalar size bir İngilizce bir Türkçe olarak veriliyor. Bir nüshasını ben alıyorum. Bir nüshasını bence 3 nüsha almanızda fayda var. Bir nüshasını vize alacağınız yere konsolosluğa pardon bırakabilirsiniz. Diğeri de yanınızda olacak şekilde 3 nüsha olarak, ıslak imzalı 3 nüsha olarak alınız. Bunu tavsiye ediyorum size. Zaten bunu aldıktan sonra da sözleşmenizi yapıyoruz. Şu şekilde mesela şurada eğer görebiliyorsanız kişisel sorumluluk yazmak zorunda. Bakın altında 500 euro yazıyor şu şekilde. Kişisel sorumluluk yazıyor. Burada eğitim vizesi sigortası yazıyor. Kimisinde öğrenci seyahat sağlık sigortası vesaire yazıyor. Siz kazandıktan sonra bu konuyu daha detaylı anlatacağım size. Gençler, bu da başarı belgesi diyoruz. Katılım belgesi diyoruz. Stajınızı yaptınız, tamam gelin diye bir şey yok. Bu belgeyi almadan gelirseniz ödeme yapamıyoruz size. Başarılı sayamıyoruz. Bunu da stajınızı tamamladıktan sonra bana getireceksiniz. Biz de kalan ödemenizi yapacağız. Tabii bunlar imzalı, mühürlü vesaire olacak. Bir de önemli bir konu var. Bu kısım Durek Mobility bunu doldurmuyorsunuz. Eğer stajınızda herhangi bir değişiklik olursa o şekilde dolduruyorsunuz. Yani sadece şu an için before mobility hareketlilik öncesini dolduruyorsunuz. After mobility siz döndükten sonra bölüm tarafından dolduruluyor zaten.
Bu da feragat dilekçesi örneği de ben koydum ama sitemizde de var ya da kendiniz de yazabilirsiniz feragat etmek istiyorsanız seçildikten sonra. Şimdi gençler, LA dediğim Learning Agreement. Ben şimdi buraya gelmeden öncesi neden bahsetmek istiyorum? Şu ödemeden bahsetmek istiyorum. İki taksit ödeniyor. Birin taksit %70 euro, %70 şeklinde ve euro olarak. İkin taksit %30'u kadar siz döndükten sonra ve euro olarak ödeniyor. Biz sizden bir confirmation alıyoruz. Confirmation of arrival diyorum ben buna. Yani varış teyidi Türkçesi. Sizden bir varış teyidi alıyoruz. Siz gidiyorsunuz. Biliyorsunuz ülkelerin karantina uygulamaları vesaire olabiliyor. Aşı durumları olabiliyor. Bunları da sorun lütfen gitmeden konsolosluğunuza ya da sınır polisine. Siz oraya vardığınız iş yeri bize bunu doldurup gönderirse confirmation of arrival'ı biz size ne yapıyoruz? Hemen %70 vizenizi ödüyoruz. Vize diyorum %70 olarak hibenizi ödüyoruz. Bunun için giderken yanınızda bir ek harçlık bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu varış teyidi belki gecikebilir farklı durumlardan dolayı. Bunları düşünerek hareket etmenizi istiyorum sizden. Şimdi Learning Agreement'a bakalım. Learning Agreement belgeniz karşı taraftan onaylandıktan sonra biz size vize yazısı, visa letter İngilizcesi bunu veriyoruz. Vize yazısı İngilizce olarak veriyoruz size. Yani burada da sizin üniversitemiz öğrencimiz olduğunu, üniversitemizin öğrencisi olduğunu ve ne kadar hibe alacağınızı vesaire bildiriyoruz. O şekilde veriyoruz. Alacağınız hibenin tamamını yazıyoruz buraya. Yani %70-%30 şeklinde ayırmıyoruz. Siz bunu götürüyorsunuz. O zaman vize almanız birazcık daha kolaylaşıyor da Erasmus kapsamında olduğunuzu ispatlar nitelikte bir belge bu. Şimdi vize işlemleri için öncelikle her ülkenin öğrenci vizesi için istediği belgeler değişiklik gösterebilir. Bakalım halen gelen öğrencilerimiz oluyor, geç kalmış öğrenciler. Biraz bekletiyorum. Görüntülemeye çalışıyorum. Kayboluyorlar. Uyarı geliyor, bir de kayboluyor. Şuradan lobiyi tekrar görüntülemeye çalışıyorum. Devam edelim biz gençler. Tekrar uyarı gelir. Evet, şimdi üniversitemizden alacağınız belgeler vize yazısı İngilizce öğrenci belgesidir. Bunu alıyorsunuz ve götürüyorsunuz. Tabii sigortada kendiniz yaptırıyorsunuz. Onu da götürüyorsunuz yanınızda. Vize için başvuracağınız konsolosluğun web sayfasını lütfen iyice inceleyin. Lütfen belgelerinizi geciktirmeden hazırlayın ve en kısa zamanda vize için başvuruda bulunun. Ben çok aralıklı olmasını tavsiye etmiyorum. Kazandıktan sonra hemen işlemlere başlamanızı, benim belirttiğim takvim dahilinde işlemlere başlamanızı istiyorum. Danimarka, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya'ya gidecek öğrencilerin en kısa zamanda vize için başvurularını yapmaları gerekmektedir. Diğer ülkelere gidecek öğrenciler de vize işlemlerini geciktirmesinler. Covid'den dolayı prosedürler sürekli güncellenebiliyor, değişebiliyor. Vize, Vakıfbank Euro hesabı açılış dekontu ve sigortanızla birlikte ofisimize geleceksiniz ve sizinle hibe sözleşmesi yapılacak gençler. Hibeler aylık olarak hesap edilip toplam hibenin işte %70'i ilk taksitte, ikinci taksitte %30'u ödeniyor. Döndükten sonra stajdan başarılı olmanız halinde kalan hibeniz, diğer evrakları da getirmeniz durumunda tabii OLS sınavını ve AB anketini de tamamladıktan sonra kalan hibeniz hesaba yatırılıyor. Hibeler şu şekilde: birinci ve ikinci grup program ülkeleri 600 euro, üçüncü grup program ülkeleri 400 euro. Ben buradan sadece şu an için Birleşik Krallığı önermiyorum. Avrupa Birliği'nden çıktıkları için sıkıntı yaratabilirler. Zaten vizede de İngiltere çok sorun çıkaran bir ülke. Almanya'ya tekrar bir düşünün diyorum. Üç kere düşünün buraya başvuracak. Özellikle tıp öğrencilerine söylüyorum. İyice düşünün. Ama yine de avantajlı bakabiliyor ama şu an nasıl olacak bilmiyorum. Şu an 11 öğrencimiz staj hareketlerini kazandı. 3 kişilik kontenjana başvuru yapan olmadı. 14 kişilik başvuru ilanına çıkmıştık. 11 kişi başvurdu ve asil olarak kazandı. Bakalım neler yaşayacağız, ne yapacağız? Şu an ben de bilmiyorum. Diğer ülke prosedürlerini de çok iyi öğrenin gençler.
Bakalım. Erasmus staj hareketliliği için seçilen öğrencilerin yapması gerekenler. Eğer zorunlu stajınız yoksa Erasmus staj faaliyetliliğinden yararlanacak öğrencilerin gitmeden önce staj faaliyetlerinin nasıl tanınacağı hakkında fakülte, enstitü, bölüm, kurul kararı alınması ve tarafımıza bildirmesi gerekmektedir. Biz bunu müdürlük olarak yazıyoruz. Sizi bunun için ekstra çabalamıyoruz. Ama yine de bir dilekçe verirseniz de işlemi hızlandırabiliyor. Siz de yani hani ben bu şekilde stajı kazandım. Erasmus stajını şu tarihlerde gideceğim. Nasıl tanınacak falan gibi. Belki vermeniz işlemi hızlandırabiliyor gençler. Kalacak yer sizin sorumluluğunuzdadır. Bunu anlatayım. Ve lütfen staj yapacağınız yerin işletmecisiyle görüşün. Oradaki kalacak yer belgesinde vize evrakları arasına koyarsanız eğer konsolosluk istemiyorsa bile sizin için artıdır. Fazla evrak artı oluyor bize başvurularında. Bunu da belirteyim size. Staj bittikten sonra da söyledim size. OLS'nin ikinci sınavı yapılacak. Ve Mobility Tool nihai rapor diyorum. E-mailinize Avrupa Komisyonu'ndan çevrimiçi anket gelecektir. Bu anketi doldurduğunuz zaman biz sistemden görebiliyoruz. Benim hibemi öde talebidir bu aslında. Benim kalan %30 hibemi ödeyin talebidir. Biz bu şekilde değerlendiriyoruz ve bunu da siz doldurduktan sonra hibenizi yatırıyoruz gençler. Tabii evraklarınızı teslim etmek, eksiksiz teslim etmek koşuluyla. Bu da gençler az önceki katılım belgesi. Bunu zaten göstermiştim. Başarı belgesi staja katıldığınıza dair. Bu hareketlilik takvimimiz zaten okumuşsunuzdur. Başvurular online otomasyon sisteminden ne zaman alınacak? 20 Mayıs'ta 4 Haziran arasında alınıyor. Siz şimdiden kabul mektubu için başvurularınızı yapın. Online başvuruların alınmasının son tarihi şu an için 4 Haziran 2021. Başvuru formu bilgisayar ortamında yazılı olarak doldurulup ıslak imza ile imzalanıp fotoğraf yapıştırıldıktan sonra taratılarak istenilen diğer belgelerle birlikte online başvuru otomasyon sistemine yüklenecektir. Bunların hepsini ben başvuru ilanımızda belirttim. Neyi nasıl yapacağınızı. Onu da lütfen okuyun. Lütfen başvuru ilanımızın tamamını okuyun. Bazen tamamını okumuyorsunuz ve sürekli soru soruyorsunuz. Çok vakit kaybı oluyor gençler. Hem okursanız kendinizi daha yeterli hissedersiniz. Proje bitiş tarihim şu an için 31 Mayıs 2022. Bu tarihe kadar tüm staj faaliyetlerinin tamamlanması gerekir diye belirttik. Ancak kabul mektubunuzda belirtilen süre içerisinde tamamlamanız gerekiyor bunu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınızı öğrenim hareketliliği hakkında bilgi verdikten sonra alacağım. Bir slide da öğrenim hareketliliği için var. Gençler öncelikle ekranı görebiliyor musunuz? Görülebiliyor mu ekran gençler? Biriniz bir yanıt verebilir mi acaba? Rica etsem. Evet, hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Şimdi gençler gelelim öğrenim hareketliliğine. Öncelikle öğrenim hareketliliği için iki kişilik şu an ilana başvurduk ancak bizim oradaki ilan kontenjanlarımız genelde tahmini oluyor. Örneğin 3 kişi de gönderebilirim. Örneğin tek kişi de gönderebilirim. Neden hocam derseniz ben şimdi başvuru yaparken öğrencinin nereye başvuru yapacağını bilmiyorum. Hangi başvuru yapacağını. Yani bu öğrenci birinci ve ikinci grup program ülkelerine de başvuru yapabiliyor. Üçüncü grup program ülkesine de başvuru yapabiliyor. Onların hibeleri farklı oluyor gençler. Hangisini yapacağını bilemediği için ortalama bir ilana. Daha çok en az çıkabileceğimiz ilana göre hazırlıyorum. Ama bazen tabii ortalama çıkabildiğimiz ilanlar da oluyor. Yani bu şu an için bir kişi kesin gidecek. İki kişi gidebilir. Üç kişi gidebilir. Bu şekilde söyleyeyim ben size ilanımızla ilgili.
Bakalım kim hangi ülkeyi tercih edecek? Şimdi öğrenim hareketliği nedir? İlk önce bundan bahsedelim. Faaliyet, yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurt dışındaki yüksek öğretim kurumunda gerçekleştirilmesinden ibarettir. Üniversite bize kayıtlı aktif, tam zamanlı kayıtlı tüm örgün öğrenim öğrencileri faydalanabilir hazırlık programları hariç. Yalnız burada şöyle bir şey var. Ben şu an bunu buraya yazmadım. Ancak normalde birinci sınıf öğrencileri öğrenim hareketinden başvuramıyor. Hangi birinci sınıf öğrencileri? Birinci kademe için yani ön lisans ve lisans programları için geçerli. Ön lisans ve lisans programının birinci sınıfındakiler kesinlikle faydalanamıyor. Bunu ben koymadım. Ulusal Ajans'ın koyduğu bir şart. Ancak şu an için zaten birinci sınıfı herkes tamamladığı için, ikinci sınıfa geçtiğiniz için bu şekilde bir ilan maddesi eklemedim. Şu an zaten tamamlanmış görünüyor. Yani birinci sınıfta öğrenci yok. Ancak kayıt donduran öğrenciler faaliyetten yararlanamıyor. Kayıt donduran öğrenciler, tekrar ediyorum, faaliyetten hiçbir şekilde yararlanamıyor. Şu an için hepinize başvuruya o yüzden açık durumda. Ancak ben bunu bir sonraki dönem başvursaydım bu maddeyi de eklerdim. İkinci dönem için yani 2020-2021'in güz döneminde ilana çıksaydım bahar dönemini öğrenci seçmek için o zaman bu maddeyi eklemem evet gerekirdi. Şimdi bakalım şu an için 2020 projesi için Erasmus programında öğrenim hareketliliği süresi en az 3 ay. Sonraki projelerde bu durum 2 aya inecek. Bize gelen bilgilendirme bu şekilde. Program kitapçığı açıklandığı zaman daha net bilgi veririm. En fazla 12 ay. Zaten staj hareketliliği artı öğrenim hareketliliği de en fazla 12 ay olmak zorunda. Yani bir öğrenci her bir eğitim ve öğretim kademesinde öğrenim ve staj hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir. Ve hibe alamasa bile faaliyetten toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Bir öğrenim kademesi içerisinde geçerlidir. Burada staj hareketliliğinden farklı olarak öğrenim hareketliliğinde ikili anlaşma şartı vardır. Sadece fakültelerin anlaşma yaptıkları ülkelerle hareketlilik yapılabilir. Gençler, ikili anlaşma şartı var. Hep soruyordunuz ya hocam anlaşmamız yoksa gidebilir miyiz falan. Öğrenim hareketliliğinde anlaşmamız yoksa gidemezsiniz. Peki anlaşmayı kim yapıyor? Aslında anlaşma yapmak fakülte koordinatörlerinin görevidir. Biz de yardımcı oluyoruz onlara. Yani ben de üniversitemizde yeni üniversite olduğu için anlaşma sayısını artırmak için ben de anlaşmaları yapıyorum hocalarımızla birlikte. Ancak yeni bir anlaşma talebiniz varsa ilk önce fakülte koordinatörünüze bir başvurursanız ya da yüksekokul koordinatörünüze onlar da bize başvuru yapacaklardır. Onun haricinde ben zaten bireysel başvurularda bulunuyorum yine. Hocalarımıza sorarak vesaire dekanımıza sorarak bireysel başvurularda bulunuyorum. Üniversitemizin anlaşma sayısını artırmaya çalışıyoruz. Şu an için Covid'den dolayı ve yeni düzenlemeden dolayı 1 Haziran sonrası için anlaşmalarımızı tekrar yenileyeceğiz, tekrar göndereceğiz. Çünkü artık anlaşmalar sanal ortamda yapılıyor. O yüzden eğer beğendiğiniz bir program vesaire olursa lütfen bir fakülte koordinatörünüzle iletişime geçin. Onlar bir incelesinler. Tamam derlerse bize söylesinler. Biz anlaşma teklifini o üniversiteye göndeririz. Bunu da size söyleyeyim. Öğrenci mevcut öğrenim anlaşması, öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştiriyor. Bunu az önce söylemiştim. 12, 12, 12 daha en fazla 36 aya kadar gerçekleşebiliyor. Yani birinci kademe 12, ikinci kademe 12, üçüncü kademe 12 ay şeklinde söylemiştim. Bu arada anlaşma yaptığımız bölümlerin listesi web sitemizde anlaşmalar kısmında mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Sürekli güncelliyoruz orayı. Güncelledikçe de ben oraya eklemeler yapıyorum gençler. Bilginiz olsun. Şu an için anlaşması olmayan fakülte olarak söylerim. Fakülte olarak yok. Tüm fakültelerimizin anlaşması var. Meslek yüksek okullarımızda biraz eksiklik var. Ondan sonra diğer bölümler, fakültelerdeki bir iki bölümde görüştüğümüz kısımlar var. Henüz netleşmedi. Yaptığımız görüşmeler var bazı üniversitelerle.
zamanla gençler inşallah eksiğimizde kalmayacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle meslek yüksekokulundaki öğrencilerimiz okuldaki koordinatörleriyle mutlaka bir iletişime geçmeliler. Biz görüşüyoruz, sürekli toplantıda yapıyoruz. Ancak beğendiğiniz, özellikle eğitim almak istediğiniz bir yer olursa da bir onlarla iletişime geçin. Uygun görülürse eğer, YÖK tarafından da onaylanmış bir üniversite ise, YÖK tanınırlığı varsa, yoksa zaten anlaşma kesinlikle yapmıyoruz. YÖK tanınırlığı varsa biz anlaşmamızı yapıyoruz gençler, ofis olarak, müdürlük olarak. Bundan da bahsetmiştim. Bütünleşik doktora gibi ya da tıp eğitimi gibi alanlarda 24 aya kadar olabiliyor. Bunu da geçiyorum o yüzden, az önce bahsettiğim için. Eczacılık, tıp veya diş hekimliliği de biliyorsunuz. Bunlar uzmanlık eğitimine devam eden kişiler olabiliyor. Eğer bu kişiler üniversitemizin kayıtlı öğrenci statüsünü taşımıyorlarsa yine Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamıyor. Bu arada bunun süresi gençler 5 ay olarak genelde bir dönem biz ilana çıkıyoruz. O da 5 aya falan tekabül ediyor ya da 5,5 aya falan tekabül edebiliyor üniversitenin durumuna göre. Eğer başvuru yapacaksanız önce anlaşmalarımıza bakın ve bizim anlaşma yaptığımız üniversitelerin kabul tarihleri ve nominasyon tarihleri var. Nominasyon aday öğrenci süreci demektir. Yani siz bizden seçildiniz. Biz öğrenciye diyoruz ki şu öğrencilerimiz seçilmiştir diyoruz. Mail atıyoruz. Ondan sonra onlar sizi bir nominasyon sürecine tabi tutuyorlar. Çünkü kontenjanımız var her üniversitede. Belli bir kontenjanımız var. Ona göre biz ne yapıyoruz? Alıyoruz. Hala lobide bekleyen öğrencilerimiz var diye uyarı geliyor. Kabul ediyorum ama az önce ben bu arkadaşımızı kabul etmiştim. Kevser Oral. Az önce kabul etmiştim ben seni. Tekrar kabul etmiş oldum. Başka var mı acaba? Hocam düştümler. Tamam. Mikrofonumuzu kapatalım şu an için. Ne diyorduk gençler? Üniversitemizin yaptığı sistemden bahsediyorum. Biz mail atıyoruz. Onlar sizi nominasyon sürecine tabi tutuyor. Genelde diyoruz ki mesela şu üniversiteyle sizi iki kişi göndereceğiz. Siz bize iki öğrenci gönderin. Karşılıklı o şekilde anlaşmalar yapılıyor. Anlaşma metnimizde yazıyor. Onlar bakıyorlar. Kabul edebiliyorlar sizi. Anlaşma metninde yer almasına rağmen kabul etmeye de biliyorlar. Kimisi diyor ki COVID'den dolayı şu an için yapamıyoruz, kabul edemiyoruz diyor. Mesela illa seçildik, tamam o üniversite bizi alacak, tamam anlaşmamız da var diye bir şey yok, kabul etmeyi de biliyor. Bir de üniversitelerin özel şartları oluyor. Bazen diyorlar ki şu şekilde dil sertifikası, tüm bu yaptığım sınavlardan haricinde size ekstra dil sertifikası isteyebiliyorlar. İkinci olarak öğrenim dillerini bir bakın. Ve İngilizce alacağınız dersleri Bologna paketlerinden üniversitelerin mutlaka araştırın. Hangi dersler İngilizce alınacak diye. Hibeli ve hibesiz de aynı şekilde başvuruda yapabiliyorsunuz. Hibe almak istemeyen almayabilir. Ancak bu sizin seçim sürecine dahil olmamanızı gerekçe değil. Hocam ben başvuru yapmıyorum, hibesiz gideceğim. Ben para da almıyorum sizden, o zaman gideyim diye bir şey yok. Mutlaka başvuru yapacaksınız, seçim sürecine dahil olacaksınız. Bakıyorum not ortalaması için yine ön lisans ve lisans için 2.20, yüksek lisans ve doktor için 2.50 veya üzeri kabul ediliyor. Yine aynı şekilde puanlama staj hareketinde olduğu gibi ağırlıklı ders ortalaması %50, yabancı dil bilgisi yine %50 salınıyor, yazılı sınav %75, sözlü sınav %25. Şimdi engelli öğrenciler, az önce yine bahsettiğim hususlar, buraları biraz hızlı geçiyorum az önce bahsettiğim için. Engelli öğrencilere artı 10 puan, şehit gazi çocuklarına artı 15, 2828 sayılı sosyal hizmetler kanununa tabi olanlara artı 10 puan diyorum, geçiyorum. Daha önce yararlanıp tekrar başvurduysanız eksi 10 puan. Vatandaş olan ülkede hareketliliğe katılma eksi 10 puan. Aynı şekilde hareketliliğe seçilen öğrenciler için yüksek öğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili düzenlenen toplantılara katılmama eksi 5 puan. Oryantasyon toplantısı diyoruz biz buna. Devam ediyoruz. Aynı anda iki hareketliliğe başvuru. Bu başvuru için geçerlidir. Hem staj hem öğrenim hareketliliğine çıktık.
Bunun için de ikisine aynı anda başvuruyorsanız bir tanesinden eksi 10 puan kırıyoruz. Ve ikisine aynı anda başvuranlar için söylüyorum. Lütfen dilekçenizi de bana gönderin. Zaten göndermezseniz de talep edeceğim. Hangisinden puan kıralım gibisinden. Ben şu hareketlilikten puanımın kırılmasını, yani ben öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliğine başvuruldum ama öğrenim hareketliliğinden puanımın kırılmasını istiyorum derseniz ondan kırarız. Staj hareketliliğinden puanımın kırılmasını istiyorum derseniz ondan kırarız. Bununla ilgili sizden dilekçe alıyoruz. Yine çift Anadolu'da öğrenim görevini öğrenciler için eksi 10 puan uygulamamız mevcut. Yine feragat dilekçesini vermeme ve hareketliliği gerçekleştirmeme durumunda ve bir dahaki hareketliliğe başvuru durumunda eksi 10 puan azaltma. Bu şartımız da aynı. Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yapılan yabancı sınavlarına mazeretsiz katılmamadan da eksi 5 puan kırıyoruz. Biraz hızlı geçiyorum bunları. Hibesiz yararlanabiliyorsunuz. Aynı tür değerlendirmeye tabisiniz. Yine aynı şekilde burası öğrenim hareketliliği için daha çok geçerli. 30 AKTS'lik derslerin 3'te 1'ini başarmak zorundasınız. 10 AKTS ve üzerine. Başardığı derslerin kredi toplamı 1-5 AKTS olması halinde. Bu kadarlık ders başarıyorsanız hibenin %10'u. 6-10 AKTS arası ders başarıyorsanız %20'si. Gençler kesiliyor. Hiçbirini başaramıyorsanız maalesef tamamen %30'unu kesiyoruz. OLS sınavını hem gidiş öncesinde hem dönüşte tamamlamıyorsanız %5. Katılımcı anketini doldurmuyorsanız %20. 2019 projesine göre değiştiğini söylemiştim. Bu da puanlama hususlarımız. Puanlama hususu aynı yine. Hızlıca geçiyorum ve yabancı sınavı yine staj hareketinde bahsettiğimle aynı gençler. Sınavın geçerli süresi 3 yıl. Mart, Kasım, Ekim, Kasım ve Nisan'da yaptığımız AKÜ tarafından yapılan yabancı sınavları geçerli. 2016 yılından yapılan ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerli kabul edilen sınavlar yine geçerli. Şimdi sürecin başlaması. Ben bunun hakkında diğerinden farklı olarak değinmek istiyorum. Staj hareketliliğinden daha farklı bir süreç bu. Şimdi uluslararası ilişkiler bilim demek. AFSÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencinin Erasmus aday öğrencisi olduğu iletişim bilgileri ile birlikte misafir olacağı üniversite e-posta ile bildirilir. Biz e-posta ile gönderiyoruz. Karşı üniversite sizi bir nominasyon sürecine alıyor. Tamam biz de kazandınız ama karşı taraf da sizi bir aday sürecine alıyor. Diyor ki size bir e-mail gönderiyor ya da bize gönderiyor. Ben sizin e-mailinizde yazıyorum. İkimizden birine gönderiyor. İletişimde oluyoruz zaten. Ben diyorum öğrencimize eğer e-mail gelirse bize bilgi verin ya da biz gelirse zaten size direkt iletiyoruz o e-maili. E-mailde ne tarz prosedürler istediğini belirtiyor. Az önce söylediğim gibi yabancı dil belgesi isteyebiliyorlar. Farklı şeyler isteyebiliyorlar. Şu kursu tamamladım mı diyebiliyorlar. Göndermediği takdirde de bunu öğrenci gideceği üniversitenin web sayfasından başvuru prosedürünü şöyle bir incelemesi gerekiyor. Ne istiyorlar gelen öğrenciye diye. Ve başvuru sürecinde ilgili üniversitenin web sayfasında bulunmayan her türlü bilgi için de yine gideceği üniversite ile iletişime geçebilirsiniz. Burada önemli olan kısımlar var. Şimdi başvuru aşamasında mesela ben bazı üniversitenin istediği şeyleri ortak olarak toplayıp size sundum. Başvuru evraklarınız. Belgeler başvuru için karşı üniversiteye gönderilmek üzere birimimize teslim edilecektir. 1. Başvuru formunu alıyorum ben. Öğrenim anlaşması. Şimdi bu çok önemli. Niye çok önemli? Gençler öğrenim anlaşmasını dolduruyoruz ama bunu siz fakülte koordinatörünüz de ya da okul koordinatörünüz de dolduruyorsunuz. Eğer sizin bu derslerinizi karşı üniversiteden alacağınız dersleri fakülte kabul etmezse gidemezsiniz gençler. Çünkü sayılmayacaktır. Yani derslerinizin sayılması gerekiyor. Bunu da öğrenim anlaşmasında yazıyoruz. Öğrenim anlaşmasını zaten 3 imzaya açıyorum ben garanti olsun diye. Birincisi fakülte koordinatörünüz. İkincisi ana bilim dalı başkanınız, üçüncüsü dekanınız. İlaveten
Ben yönetim kurulu yazısında özellikle öğrenim anlaşmasında istiyorum fakültenizden kaç AKTS ile sayılacak, sayılacak mı, sayılmayacak mı, nasıl bu dersler akademik tanınması yapılacak diye. Fakülte de bana bildiriyor. Şu 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 dersler kabul edilecektir. Şu kadar AKTS ile tanınacaktır. Döndüğünde bu öğrencinin transkriptine işlenecektir gibi. Fakülteniz derslerinizi saymazsa zaten gitme işleminiz olmaz. Başvurmadan önce lütfen üniversitelerin Bologna paketlerine bakın. Hocalarınızla bir ön görüşme yapın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hocam deyin, ben böyle böyle gitmeyi düşünüyorum. Şu şu dersler var, uyar mı bizim programla? Kime sorabilirsiniz? Danışmanınıza sorabilirsiniz. Ana bölüm dalı başkanınıza sorabilirsiniz. Fakülte koordinatörünüze sorabilirsiniz bunları. Onun haricinde konaklama formu, accommodation form. Bu gerekiyor gençler, özellikle vize alırken. Bunu sizi gideceğiniz üniversitenin anlaşmalı olduğu yurtlar vesaire olabilir. Temin orada kalabilirsiniz. Üniversiteye sorarsınız ben nerede kalacağım vesaire. Size yardımcı olacaklardır bu konuda. Ve o formu da üniversitesi doldursun, göndersin. Bir örneğini ben alayım, bir örneğini de vize başvurusunun için yanınızda bulunsun. Pasaport fotokopisi, bunu ben istiyorum. Giriş ve çıkışınızı hem öğrenim hem staj hareketinde zaten istiyorum bunu. Fotoğraf onlar istiyorsa eğer, karşı taraftaki üniversite istiyorsa istiyoruz bunu. Transkript İngilizce ve Türkçe versiyonunu, ben zaten Türkçe versiyonu bizde oluyor da İngilizce versiyonu da sizden isteniyor gençler, karşı üniversite istiyor. Özgeçmiş sizden karşı üniversite isteyebiliyor. Dil sertifikası karşı üniversite bunu isteyebiliyor. Yani hocam biz kazandık dil sınavına girdik tamam benim için sorun değil ama karşı üniversite diyecektir ki Almanya'ya gideceksin. Almanca dil sertifikası istiyorum diyecektir. Ya da Avusturya'ya gideceksin. Onların da konuştuğu dil Almanca. Almanca dil sertifikası istiyorum diyecektir. Ya da kendi dilinde diğer ülkeler sertifika isteyebileceklerdir. O yüzden bunları araştırın gençler. Şimdi ben gitmeden önce sizden ne istiyorum? Öyle çok staj hareketindeki gibi staj kabul mektubu tabii ki istenmiyor. Başvuru belgesi. Öğrenim anlaşması ki bu sizde çok 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 daha önemli öğrenim anlaşması. Akademik tanınırlık için de yönetim kurulu yazısını istiyorum. Bunu zaten biz yazıyoruz genellikle. Ama işleme prosedürü hızlandırmanız için biz yazdıktan sonra sizin de yazmanızı tavsiye ediyorum. Başvuruyu yapmayı düşündüğünüz üniversitenin tekrar ediyorum. Başvuru şartlarını inceliyorsunuz, dil şartlarını öğreniyorsunuz. Akademik takvimlerini, yani ne zaman başlıyor dersler? Başvurular ne zaman? Öğrenci nominasyonları ne zaman? Çünkü diyorlar ki yabancı öğrenciler şu tarihler arasında başvuru yapabilir. Nominasyon tarihi var. Ona dikkat edin. Ve İngilizce alabileceğiniz dersler nelerdir? İtalya'ya gideceksin. İtalyanca verecek. Sen İtalyanca biliyor musun bakalım o dersi öğrenebilecek misin? Nasıl geleceksin sınava? O zaman geçemezsin. Peki o zaman ne yapacağız? İngilizce hangi dersleri alabiliyoruz? Bunlar da Bologna paketi diyoruz biz bunlara genelde. Ya da course katalog diye de daha çok sitelerine tıkladığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Bir inceleyin gençler bunları. Lütfen incelemeden eksik ya ben başvurayım da sonra ne olursa olsun mantığıyla yapmayınız başvurunuzu. Şimdi yapacağınız ilk şey bu belgeyi doldurmaktır. Kazandıktan sonra. Bu belgeyi öncelikle işimiz kendi fakültemiz. Fakültemizi işte dersleri yazdık, içeriklerini de yazdık, AKTS'lerini yazdık. Hocalarımız onayladı. Akademik tanınma yazısı geldi. Zaten o yazı gelmeden ben karşı üniversiteye gönderme taraftarı değilim. Yani önce o yazının gelmesini bekliyorum. Ondan sonra siz karşı üniversiteye gönderiyorsunuz. Sonra bu belgeyi karşı üniversiteye gönderiyorsunuz ve onların imzalamalarını istiyorsunuz. Onları imzaladıktan sonra bize getiriyorsunuz. Tabii dönüşte bunların orijinal ıslak imzalarını istiyorum. Öğrenim marketine gittiğinizde de evrağın aslında oraya imza atıp döndükten sonra evrağı bize teslim edeceksin. İşte ıslak imza dediğim kısım bu. Orijinal evrağı istiyoruz. Sonra bu bir staj için yazmıştım ama bunu öğrenim hareketliliğine hak kazandım diye değiştirebiliriz. Akademik tanınma dilekçesi örneği. Şimdi gençler sizin tabi burada sigortanız yerinden farklı. Diğerinde mutlaka kişisel yani staj hareketliliği için
kişisel sorumluluk sigortası da istiyoruz. Bunun için yurt dışı öğrenim ve eğitim ve öğrenci sigortası ya da seyahat sağlık sigortası diye de başlığı geçebilir. Başlığından ziyade ben içeriğine bakıyorum. Bu şekilde yurt dışı öğrenim, eğitim ve öğrenci sigortası diye başvurduğunuz zaman size bir sigorta vereceklerdir. Sağlık sigortası olacaktır içerisinde. Mümkünse kaza sigortası da olması faydalı olur diye düşünüyorum. Bu tarz kuruluşlar var bunları yapan. Şu Sampo, Japon kuruluşu, ismi Sompa da olabilir, bir değişmiş olabilir sanki. Bir araştırmanızı tavsiye ediyorum. Yani çoğu kuruluş biz yaparız diyor ama çoğu kişi içeriği bunlar gibi sunmuyor. O yüzden mecbur isim yazmak zorunda kaldık. Bu staj için geçerli olan kişisel sorumluluk yazmak zorunda değil gençler. Bunu belirteyim, yani şu olmak zorunda değil öğrenim hareketliliğinde. Bu olmuyor zaten. Bu da yine katılım sertifikası. Evet, bunu da getirmeniz gerekecektir. Şu dersleri aldı geçti gibi bir kurumun düzenleyeceği bir şey olabilir. Bu genel bir katılım belgesi de şu kadar AKTS ile, şu kadar dersi, şu dersi, şu krediyle aldı gibi detaylı bir belge getireceksiniz. Bir de transkript getirmeniz gerekiyor gelirken gençler, öğrenim hareketi için gidenler. Transkript mutlaka getirecek hangi dersleri geçtiğine dair. Bu da feragat dilekçesi staj hareketliğinde de vardı. Ve yine diğer prosedür aynı, Learning Agreement belgeniz, yani öğrenim anlaşması belgeniz karşı taraftan onaylandıktan sonra merkezimiz size hazırlamış olduğu vize yazısını verecektir. Vize yazısı İngilizce olup kaç aylığında ne kadar hibe ile yurt dışına çıkacağınız orada belirtilmektedir gençler. Bir vize işlemlerine bakalım. Söylediğim gibi her ülkenin yine öğrenci vizesi için istediği belgeler değişiklik gösterebilir. Fazla evrak verin, eksik evrak vermeyin. Tamam mı? Sloganımız, parolamız budur. Üniversitemizden alacağınız belgeler vize yazısı ve İngilizce öğrenci belgeleridir. Diğer belgeleri kendiniz temin etmek zorundasınız. Konsolosluğun web sayfasını inceleyin. Şu kısımları zaten bunları bahsettim staj hareketliliğinde. Danimarka, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya'ya gidecek öğrencilerin en kısa zamanda vize için başvurularını yapmaları gerekmektedir falan dedim ama bunun için tabii ki biz ne yapıyoruz? Kiminle anlaşmamız varsa oraya gidebiliyoruz. Anlaşmamız olmayan bir üniversiteye öğrenim hareketliliği için gidemiyoruz. Staj hareketliliğinden farklı olarak. Ve sonra yine Euro açılış dekontu getiriyorsunuz. Sigortanızla birlikte hibe sözleşmesi yapıyoruz. Döndükten sonra öğrenim hareketliliğinden başarılı olmanız halinde kalan hibeniz hesabınıza yatırılacaktır diyoruz. Ve hibelere bakıyorum. Hibeler farklılık gösteriyor. Burası 600'lü staj hareketliliğinde. Şimdi Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya'da yani birinci ve ikinci grup program ülkelerinde 500 euro aylık. Şurasını da öğrenim olarak düzeltirim ben daha sonra. Şu kısımda 300, üçüncü grup program ülkeleri aylık 300 euro. Hocam yeter mi? Yani üçüncü grup program ülkelerinde birazcık daha hayat ucuz oluyor demek ki. Yine öğrenim bittikten sonra burayı düzeltiyorum. OLS sınavı yine yapılacak. Yine nihai rapor kısmı var. Yine katılım sertifikası örneği. Akademik takvim ikisinde de aynı. Güz dönemi için. Yani ikisi için de aynı anda başvuru yapabilirsiniz. Staj cihazına bakmayın, öğrenim olacak burası. 4 Haziran 2021 yine son başvuruların alınması gençler. Ve yine projemizin bitiş tarihi 31 Mayıs 2022. Staj hareketliliği için startup projemizden ilana çıkmıştım. Bunun için de 2020 K103'ten ilana çıktım. İkisinin de içeriği vesaire aynı. Fark eden hiçbir şey yok. Benim burada size bahsettiğim esaslar var. Eğer hala kafanıza takılan bir şey olursa, şimdi bana sorularınızı alacağım ama siz yine o başvuru şartlarını çok detaylı yazdım ben. O başvuru şartlarını bir okuyun kendiniz. Ondan sonra hala daha kafanıza yatmayan bir şey olursa erasmus@afsu.edu.tr'ye sorabilirsiniz. Ben şimdi
Sorularınızı almak istiyorum gençler. Soru sormak isteyen buyursun. Söz hakkı almak isteyen orada söz hakkı al vesaire yapabilir. Yazan falan var mı diye bakıyorum aynı şekilde. Bir iki soru gelmiş yazılı olarak. Önce onlara bakayım. Evet, FTR okuyorum. 4. sınıfta zorunlu stajımı bitirdiğim halde Erasmus staj yeri bulup kabul edilirsem mezuniyet sonrasında tekrar yurt dışında gönüllü staj yapabiliyorum değil mi? 4. sınıfta zorunlu stajımı bitirdiğim halde. Yani diyorsun ki 4. sınıfta FTR bölümü staj olarak geçiyor. Onu ben bitirdikten sonraki staj yapıyor öğrenciler. Evet, onu biliyorum. Sen şimdi staj yerini bulup başvuru yapabilirsin. Kabul mektubu alabilirsin. Son sınıftasın. Ona göre kabul tarihini belirlersin. İki aylık bir hibe veriyoruz, o şekilde söyleyeyim. Evet, mezuniyet sonrasında gönüllü staj yapabilirsin. Bunu yapan öğrencilerimiz var. Bu şekilde kabul tarihlerini stajın bittiğinden sonraki tarihe ayarlayabilirsin. Keşke bu başvurumuzda yapsaydın. Bu şekilde arkadaşlarım vardı, Leyla Ercan. Bundan önceki başvurumuzda 3 kişilikte açık yer kalmıştı. Kontenjanımız kalmıştı. Keşke başvursaydın daha önceden. Ama şu anda da başvurabilirsin. Staj için kabul mektubumu alırken en az sınır olan 60 gün. Staj yaptığımız gün sayısı mı yoksa ülkede bulunduğumuz gün mü? Yani 2 ayı tamamlamak için kabul mektubunun tarihi yazarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani 60 gün çalışmak zorundasın. Stajını 60 gün yapmış olmak zorundasın. Ülkede bulunduğun gün bir gün önce bir gün sonra gelebilirsin, o problem değil. Yani 60 günlük süre kabul mektubunda yer alması gereken süre, ancak kabul mektubu almadan önce bana mail atıyorsunuz. Bunu çoğu arkadaşınız yapıyor. Bu arada bir kişi daha mı gelmek istiyor? Sanki bir katılımcı daha mı çıktı? Biri mi düştü acaba gençler? Bir istek mi var? Görüntülemeye çalışıyorum. Tekrar alacağım şeyinizi. Şu öğrencimizi kabul edelim. Esra söz istemiş. Söz vereceğim. Şu Esra konuk, biraz bekle. Soy ismini yazmadığı için konuk diyorum. Konuk olarak yazıyor orada. 60 gün için gençler bana bir mail atıyorsunuz. Şu tarihler uygun mu diye. Ben hareketlilik aracımız var bizim, mobil tool. Oraya bakıyorum. Oradan hesaplıyorum. Evet, 60 günü buluyor. Gidebilirsin o tarihlerde diyorum. Ona göre kabul mektubunu istiyorsunuz. Kabul mektubu isterken şimdi ülkeler diyor ki mesela vize başvurusu yapmadan önce en az diyorlar gideceğiniz tarihten 60 gün önce mesela başvurun diyenler var. 90 gün önce başvurun diyenler var. Ona göre de hesaplayın. Yani Almanya'ya gideceksen ona bak. İspanya'ya gideceksen ona göre bak. O ülkeler ne kadar zamanda vize başvurunu istiyor, onu da düşünerek kabul mektubunu al. Yani bunu tavsiye ediyorum ben size. Bu şekilde alın. Tüm bölümlerden toplam 3 kişi mi kesin gidebiliyor diye de bir sor bari. Gençler, kendi aranızda yazışmanız gelmiş ama tüm bölümlerden değil. Şimdi şöyle, 2019 projesi için biz staj hareketiyle ilanına çıktık. Kalan kontenjanın içinde önüm hareketiyle ilanına çıktık. O yüzden bunun hareketliliği az. Bir de kontenjan sayısını 2 koyduk. Tüm bölümlerden toplam 3 kişi değil. Staj hareketliliği için soruyorsanız eğer, staj hareketliliğine 4 kişi olarak çıktık. Ama eğer 3. grup program ülkesine gidecekseniz onun için 5 kişi de gönderebiliriz. O net değil. Dedim ya, staj hareketliliğin, öğrenim hareketliliğine 2 kişi çıktık. 3 kişi de gidebilir. İlla 1. grup program ülkesine gidecekse 1 kişi de gidebilir. Siz yeter ki yedek ya da asil seçilmeye bakın. Ondan sonra süreç işler. Benim burada verdiğim toplam kontenjan. Daha önceki ilanda bölümlere kontenjan ayırmıştım. Her bölüme farklı kontenjan vermiştim. Sonra o kontenjanları aktarmıştık başvuru yapmayan bölümlerden. Ama bunda genel kontenjana çıktık. Kimin puanı yüksekse oradan sıralamayı alıyorum, devam ediyorum. Evet, Esra, senin sorunu alalım.
Hocam öncelikle anlattıklarınız için teşekkürler. Ben soracaktım. Staj hareketliliği veya Erasmus'a gitmek gibi ya da Erasmus Mundus programlarından sadece birine mi biz dahil olabiliyoruz? Yani birini yaptıktan sonra birini yapma ihtimalimiz ortadan kalkıyor mu? Ya da eğer böyle bir şey varsa siz hangisine öncelik verirsiniz? Şeklinde bir sorum olacak. Erasmus Mundus çok farklı bir program. Onun için proje falan yazmamız gerekiyor. Şu an için Erasmus Mundus söz konusu değil. Şu an için normal öğrenci hareketinden bahsediyorum. Öğrenim hareketliliğine de başvuru yapabilirsin. Staj hareketliliğine de başvuru yapabilirsin. Sadece aynı anda başvuruya çıktık. Onun için aynı anda başvuru yapacağın için birisinden puan kırılıyor. Bunun için dilekçe alıyoruz hangisinden puan kıralım diye. Şu an için söz konusu olan durum bu. Yani birine başvurman diğerine başvurma hakkını elinden almıyor. Yalnız şimdi hangi bölümdesin sen? Eczacılık birinci sınıf. Eczacılıktasın. Şimdi eczacılık yani 5 yıl öyle değil mi lisans programı? Evet doğru. Şimdi bu şekilde ise şöyle yapıyoruz. 12 ay birinci kademede başvurabiliyorsun. Eğer daha üstü yani yüksek lisansı doktorayı da okuyabiliyorsan bir 12 ay daha veriyorum yüksek lisansa, doktoraysa bir 12 daha. Ama birleşikse lisans artı yüksek lisans sayılıyorsa mesela tıptakiler gibi bölümün o zaman 24 aya kadar da hareketlilik yapabiliyorsun. Yüksek lisans var mı eczacılıkta? Var diye hatırlıyorum ben. Ben de var diye hatırlıyorum ama yani o yüzden, çok hakim değilim. Yani bütünleşik bir program olmadığı için eczacılık zannedersem detayları hocanızla konuşursunuz 12 ay. Ama bütünleşik program ise tıp gibi o zaman 24 aya kadar başvurabiliyorsunuz istediğinize. Yani toplam 12 ay istediğin hareketleri yapabiliyorsun. O şekilde söyleyeyim şu an net olarak. Evet şimdi birkaç yazılı soru var. Onları alayım. Tüm bölümlerden onu söylemiştim. Kaydırmaya çalışıyorum. Erasmus 2025'e kadar COVID yüzünden ertelendi diye haber görmüştüm. Bu doğru mu? Program hala devam ediyor değil mi? Program devam etmese gençler ilana çıkamam ben zaten. O zaman hareketlilik durduruldu diye bir yazı gelir ki geçen sene geldi. Hareketlilikler askıya alındı diye. COVID ilk çıktığı zamanlarda. Ne zamandı onlar işte? Şubat ayı gibi 2020 Mart. Mart ayında. Evet bir yazı geldi. Hareketlilikler askıya alınmıştı o zaman. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil ki ilanlarımız mevcuttur. Yeter ki siz vize alabilin gençler. Şu an için en büyük problem vize. Vize alabiliyorsanız gidersiniz öyle söyleyeyim. Bizim için bir sıkıntı yok. Vize prosedürlerini çok iyi araştırın. Çok sıkı tutuyorlar. Vatandaşı olduğumuz ülkeye de staj yapma imkanımız var mı hocam? Yanlış anlamadıysam vatandaşı olduğumuz ülkede. Gençler Türkiye'de yok. Benim bunu kastettiğim, sen mesela farklı bir ülkenin vatandaşısın, Türkiye'de okuyorsun. Türkiye'de öğrenim görüyorsun. Diyelim ki şeydesin, Alman vatandaşısın, Türkiye'de öğrenim görüyorsun. Vatandaşı olduğun yani Almanya'da hareketliliğe katılman durumunda oluyor bu durum. Yoksa Türkiye'de öyle bir şey yok. Salih Akpınar. Yani bunu netleştirelim. Vatandaş olan ülke durumu Türkiye için geçerli değil. Türkiye'de öğrenim gören farklı ülke vatandaşları için geçerli. Yabancı ırklar için geçerli. Evet başka varsa soru alabilirim. El kaldırmanız. Parmak nereden çıktı? El kaldırmanız yeterlidir gençler. Söz istemeniz yeterlidir. Yazabilirsiniz de. Yok mu soru soracak? Demek ki
Her şey oturmuş galiba. Soru gelmediğine göre. Kafada bir soru işareti kalmamış. Öyle değerlendiriyorum. Peki, katıldığınız için teşekkür ediyorum ben de sizlere. Gençler, Erasmus güzel bir paylaşım. Erasmus hareketlilikleri. Katılmanızı yurt dışı yurt dışındaki üniversitelerde tecrübe edinmenizi, yurt dışındaki işletmelerde, polikliniklerde tecrübe edinmenizi ben de istiyorum. Oradaki güzel bir uygulamayı ülkemize getirirsiniz. Hem ülkemiz adına hem insanlık adına faydalı işler yapmış olursunuz. O yüzden cesaretinizi toplayın, katılın diyorum ben. Korkacak bir şey yok. Yurt dışına gidiyorsunuz. Burada ne yapıyorsanız orada da aynısını yapıyorsunuz. Staj yapıyorsanız staj yapıyorsunuz. Öğrenim görüyorsanız öğrenim görüyorsunuz. O yüzden katılmanızı istiyorum gençler. Mutlaka katılın, böyle bir deneyim elde edin diyorum. Monoton bir öğrencilik hayatınız olmasın, renk katın diyorum. Evet, bir kişi lobide bekliyormuş. Kabul edelim ama geç kaldı. Peki, katıldığınız için ben de teşekkür ediyorum. Bakalım toplantı kaydını kaydetmeye çalışıyorum. Kaydı durdur diyorum. Hala soru aklınıza gelirse erasmus@avsu.edu.tr'ye 724 yazabilirsiniz. Ben kontrol ediyorum sürekli. Cevap da veriyorum. Görüşmek üzere gençler. Esen kalın diyorum. Teşekkürler. İyi günler hocam. İyi bayramlar gençler. İyi bayramlar. Şimdiden mübarek olsun.